Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda yine üstel ortalamalarla alakalı yukarı yönlü trend takip ortalamalarının nasıl izleyebileceğimizi, bize alsat sinyalleri veya trend takibinde nasıl kullanabileceğimizi, hangi değerleri kullanabileceğimizi göreceğiz. Şöyle görüntüsel olarak hemen açtığımızda ortalamaları hemen şu şekilde ifade etmek istiyorum. Bu üç ortalamalardan ilki olan sarı ile gösterdiğimiz ortalamamız 20 günlük ortalama. Üzerindeki kırmızı ortalama 50 günlük ortalamamız ve onun üzerindeki mavi olan ise 200 günlük ortalama arkadaşlar. Şimdi klasik olarak borsada tüm borsa camiasının bildiği ve kabul ettiği bir bilgidir. 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı yukarı kesmesi bir silver cross ve 50 günlük ortalamanın ise 100 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı düzeltiyorum. Yukarı yönlü kesmesi ise bir golden cross. Yani yukarı yönlü bir altın koşu başlıyor demektir. Kısaca burada özetlemeye gerek özetlemek istersek 20 günlük gördüğünüz gibi şu bölgede 20 günlük ortalama 50 ve 200 günlük ortalamayı aşağı kestikten sonra 20 ve 50 günlük ortalamanın altında aşağı doğru bir satış baskısı altında fiyatlar iyice düştükten sonra tekrar birbirine yakın ikili dip sonrasında ilk önce 20 günlük fiyatların üzerine çıkan bir hisse fiyatı daha sonra 50 günlüğün üzerine çıkıyor ve bu arada bakın bu bölgede uzunca bir dönem realize oluyor. Yani 50 günlük ve 20 günlük ortalamanın birbirine karıştığını görüyoruz. Bu noktadan sonra belli bir ivme kazanıp güçlendikten sonra hisse fiyatı bu bölgeyi fiyat olarak piyasa kabul edip dip algısı oluştuktan sonra yukarı yönlü bir trend başlatıyor. Ve 20 günlük hisse fiyatının altına hiç düşmüyor. 20 günlük ortalama üzerinde hareketlerini devam ettirdikten sonra daha sonra altında yaptığı bir kapanış ile daha sonra 50 günlük ortalama altında bir kapanış geliyor ve hisse tekrar 200 günlük ortalama ile bir mücadele içerisine giriyor. Devamında ise baktığımızda bu noktada ikinci defa onay için geldiği bölgede 200 günlük hareketli ortalamamızın üstel hareketli ortalamamızın üzerine yukarı yönlü tekrar 50 ve 20 ve 50 günlük ortalama kırınca gördüğünüz gibi bir rally başlatıyor arkadaşlar. Ve bu saatten sonra bir daha sonrasında 200 günlük ortalamaya bir temas daha var. Birkaç ay sonra bu bölgeden. Ama ilk etapta baktığınızda bu kırılım sonrasında 4.60'tan fiyatların 6 liralara kadar yürüdüğünü yaklaşık %35-40 civarı bir kâr marjı bıraktığını, daha sonra geri çekilip 5 liradan bu sefer yaklaşık olarak 8.68-70 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Ve hissenin sürekli burada EMA 200'ün altına sarkmalardan sonra toparlamaya çalıştığını, güç kuvvet bulup tekrar 200'ün üzerinde üst trende doğru hareketlenmeye çalıştığını görüyoruz. Bu son aşamada yine Türk Telekom sitesinden verdiğimiz örnekte gördüğünüz gibi daha önceki zirve seviyesi olan 6.70'ler civarını, düzeltiyorum 8.70'ler civarını test etmeye çalışan bir hisse söz konusu. Fiyat yukarı yönlü bir sarı trend kanalı içerisinde. Bakın ne yapmış burada? 20 günlük ortalamamız 50 ve 200 günlük ortalamayı aynı anda kuvvetli bir şekilde kesip 20 günlük ortalamanın üzerinde bir trend oluşturmaya çalışmış ve 20 günlüğün üzerinde kaldığı sürece de yönünü yukarı yönlü taşımaya çalışacağını bize ifade ediyor. Tabii ki bu daha kısa periyotlarda yani örnek olsun diye saatlik periyotta da açıp baktığımızda bize alsat sinyalleri daha fazla üretecek kısa vadede bize günlük trade yapma imkanı verebilecek fiyatlar oluşturur, sinyaller oluşturur. 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmesi gördüğünüz gibi bakın net bir sat sinyali. Bu sat sinyalin geldiği fiyata baktığımızda 7.62
Fiyatın en dip gördüğü yer 6.32. Yani 1.30 kuruş, 1.30 TL, 130 kademelik bir aşağı düşüş serisi gözlemleniyor. Bu noktadan sonra tekrar baktığımızda 20-50 kesişiminden sonra peşine 200 günlük ortalamanın da kesildiğini görüp trend direncine doğru hareketlenmiş. Ve buradan satış gelmesine rağmen bakın burada 200 günlüğe kadar inmiyor. EMA 200'e inmiyor. Tekrar yukarı tepki verip bu kanal içerisinde gidiyor. Ve burada ana destek olarak gördüğümüz test edildiği sürece tepki vermeye çalışan EMA 200 üzerinde hisse fiyatının yukarı yönlü hisseyi taşımaya çalıştığını, geri dönüşlerde bir destek güç oluşturduğunu, destek noktası olarak takip edilebileceğini görüyoruz. Yani hisse fiyatını uzun vadede taşıyan yatırımcılar bu noktada al-sat sinyallerini değerlendirip aşağı yönlü kırılımlarda satıp buradan gelecek tepkilerde hisseyi tekrar almayı deniyorlar. Fırsatı değerlendirme amaçlı. Ortalamaları bu şekilde takip edilebilir. Ortalamaları bu şekilde takip edebilirsiniz. Aynı şekilde al-sat sinyallerini birçok hisse senedinde inceleyerek nerelerde tepki verdiğini, bu sarkmalarda mesela daha aşağı sarkmış EMA rakamlarıyla oynayarak işte 233 olur, 189 olur, 144 olur. Bu rakamları aşağı yukarı çekerek hissenin hangi ortalamayı net olarak takip etmeye çalıştığını bularak bu şekilde kısa trade'ler yapma imkanı bulabilirsiniz. Evet, bu dersimizde kısaca yine ortalamalarla nasıl al-sat sinyali görebileceğimizi ve bunları nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.